Anadolu'da bir tabir vardır. Ayağını yorganına göre uzatacaksın. Eğer bu yorganına göre uzatamazsan ondan sonra belediye faiz altında kalır, şirketin faiz altında kalır, gelir gider dengesini koruyamazsın, iflaslar olur. Bu bütçemiz yapılırken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 1 milyar 200 milyon dolardı bundan 3 ay önce. Bugün bu bütçe 800 milyon dolara düşmüş. Yani Mamak metrosu dediğinizin 300 milyon dolar maliyeti var. Bu bütçeden 400 milyon dolar gitmiş. Bu yıl sonuna kadar bu bütçe belki 500 milyon dolar inecek. Sayın Başkan kendisi hukukçu, ekonomist değil ama ne mutlu ki bu 2,5 yılda 6 milyon Ankaralı hemşerimizin kendisi, anası, babası, kardeşi, ağabeyi gibi gören, onların hakkını, hukukunu kendinden fazla düşünen bir belediye başkanı olduğu için şahsınıza Sayın Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum. Ülkemizin bugünkü durumu belediyemize de çok yansıyacak. Bazen insanların elinde olmadan, yani bir şirketiniz vardır, iş yeriniz vardır, çok hesaplı kitaplı gidersiniz, o kadar tedbirli olduğunuz halde bazı felaketler olur, işte yağmur yağar, dolu yağar. Çiftçiyseniz ekip biçtiğiniz bir tarlanız bir dakikada felakete uğrar. Bu nedir? Allah'tan gelendir. Bir de devletimizin yönetiminden dolayı da bu belediye zarar edebilir. Bu belediye sıkıntıya girebilir. Ne kadar kendisini muhafaza etse de, gelir gider dengesini kursa da elinde olmayarak, şu an bizim elimizde olmayarak, bakın ne var arkadaşlar, belediye zarar ediyor. Arkadaşlar giderler çok fazla artıyor. Bakın her şeye günlük zam geliyor. Doların aşırı artması her şeye zam getiriyor. İğneden ipliğe %100 artıyor. %200 artıyor. %3 artıyor. Maliyetler bu kadar arttığı yerde, gelirlerin düştüğü yerde bu bütçeleri dengelemekte zordur. Onun için bu dönemki yatırımlar, geçmiş dönemdeki yatırımları küçük görmemek lazım. Niye görmemek lazım? Belediyeyi borçlandırmamışız. Belediyenin borcunu ödemişiz Sayın Başkanım. Murat Başkan elini sallıyor. Senin belediyen ne kadar borçlandı? Ne kadar kredi kullandın? Bugüne kadar biz kullanmadık bak. Sen yine kullandın.